Değerli arkadaşlar, bazen komik insanlarla karşılaşıyorum. Bu komik insanlar genellikle şu şekilde tükenmiş, bitmiş, önünde problemler var. Bunlar problemler. Bunları çözemiyor, tamam mı? Buradan çıkaramıyor. Ama sorsan her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Ne okudun diyorsun? Hayat Üniversitesi diyor. Ne biliyorsun? Her şeyi biliyorum diyor. Hangi kitapları okudun? Hocam ben yüzlerce kitap okudum diyor. Neden böylesin? Neden böylesin? Hocam ben problemleri nasıl çözüleceğini biliyorum. Çöz o zaman. Niye çözmedin? Niye bunu 35 seneden beri çözmedin? Niye çıkaramadın? Hocam ben nasıl çıkarılacağını biliyorum. Çıkar o zaman. Al kardeşim çıkar bunu. Buradan çıkar. Bak bunu buradan ayır. Hocam ben okudum, biliyorum. Kitaplarını okudum. Videolarını izledim. Biliyorum. Çöz. İşte bunun gibi komik insanlarla çok karşılaşıyorum. Hocam ben çok kişisel gelişim yaptım. Doğru yerde yapmadım belki. Belki bildiğini zannediyorsun. Bildiğini zannediyorsun. O yüzden bunu çözemedin. Peki nasıl çözüleceğini ben sana burada gösteriyorum. Çünkü ben bunu 21 bin kere çözdüm. 21 bin kere. Dile kolay. Dile kolay. O yüzden biliyorum. Karnımızdan konuşmuyoruz ki. Gerçekten kanıtlanmış, ispatlamış teknik, yöntem ve tecrübelere göre bunun problemini çözebiliyoruz. Problem bu. Ve bunu nasıl çözebileceğini ben sana gösterebiliyorum. Çeşit çeşit problemler var. Aile, kişilik, karakter, özgüven, korku, kaygı, tedirginlik, mesleki başarısızlık veya işinde iyisin, işverensin, iş insanısın, para kazanıyorsun ama huzurun yok. Bunların asıl sebebi nedir? Boynunu büken nedir? Bunları biz ne yapıyoruz? Testlerle, bilimsel yöntemlerle ne yapıyoruz? Kaynağını buluyoruz, sebebini buluyoruz. Sebebini bulduktan sonra o sebebi ortadan kaldırmamız gerekiyor. O kaynak, oradaki virüs orada durduğu müddetçe problemi çözemez. İçindeki o blokajı, o travmayı çözebilseydin belki özgüven problemini çözebilirdin. Dolayısıyla her insan bir parmak izi gibidir. O insanı ilk önce anlamamız gerekiyor. Tanımamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Problemin kaynağını bulmamız gerekiyor. İçindeki yeteneklerini bulmamız gerekiyor. Sonra bulduktan sonra ikincisi, o kişinin problemleri çözüp kendi psikoloğu nasıl olur, o yöntemleri onlara göstermemiz gerekiyor. O kişilere göstermemiz gerekiyor. Üçüncüsü de problemi bulduk, problemi çözdük. Kalıcılığını da sağlamak gerekiyor. Bu en önemlisi. Kalıcılığını sağlamak gerekiyor. Yani eski duruma gelmemesi gerekiyor. Bu 3 aylık program, yani 3 adımda 3 ay içerisinde kendi psikoloğun olarak ne yaparsın? Problemleri çözebilirsin. Sadece kendi problemlerin mi? Hayır. Eşinin, çocuklarının, annenin, babanın, çevrenin, komşularının problemlerini yavaş yavaş çözmeye başlarsın. Bu şekilde bizim bütün eğitimleri tamamlayıp yaşam koçluğu yapan, psikolojik danışmanlık yapan en az 50 kişi var değerli arkadaşlar. Onlar bu şekilde ilk adımı attılar ve adım 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 ilerleyerek artık başka insanların da problemlerini çözerek profesyonel hayatta altın bileziklerini kollarına taktılar ve bunu meslek yaptılar değerli arkadaşlar. Sen eğer gerçekten sana yardımcı olmamı istiyorsan bir kere ne yapman lazım? Komikliği bırakman gerekiyor bir kenara. Yani bilmişliği kenara koy. Ben biliyorum, okudum, çok seyrettim, eğitimlerine katıldım, psikolog oldum. Ama boynum bükük, problemi çözememişsin. Bunu kenara atacaksın. Tamam, bu çok bilmişliğini, komikliği bir kenara bırakacaksın. Niyet edeceksin. Karar vereceksin, benimle iletişime gireceksin. Bu kadar. İletişime girdikten sonra ben senin durumunu, neredesin, şu anda
Seni engelleyen travmaların nelerdir? Senin başarısız olmana sebep olan nelerdir? Gerçek korku ve kaygıların nelerdir? Senin özgüvenin neden eksik? Bunların sebebini bulurum. Nasıl hedefine varırsın, nasıl özgüvenini arttırırsın, nasıl korku ve kaygılarından kurtulur, işinde daha başarılı olursun. Sana adım adım anlatırım. Ama bunun için yapman gereken, biraz önce dediğim gibi, biliyorum demeyi kenara bırakacaksın ve o şekilde benimle iletişime gireceksin. Bunun için yapman gereken başka ne var? Hemen videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun. Formu doldurduktan sonra arkadaşlar, eğer uygunsan programımıza, seni ararlar. Bu videoyu beğendiysen beğene tıklamayı ve henüz değilsen YouTube kanalıma abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşça kal.